Yaşanan deprem faciası gösterdi ki teknolojiye daha çok barışmamız lazım. Etkin teknoloji kullanımı hem depremin öngörülmesi hem afete müdahale hem de afet sonrasında insanlara yardım konusunda bizi çok daha iyi yerlere götürebilirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef teknolojiyle çok barışık bir toplum değiliz. Ben kendi kanalımda bu konuda üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. Özellikle de yapay zeka teknolojisi konusunda çokça paylaşımım var ve bunu gittikçe de artıracağım. Ve yapay zeka deyince de Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisini konuşmamak olmaz. Çünkü bana sorarsanız Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisi yapay zekanın en ileri noktası ve bizi götüreceği yerlerde müthiş ümit verici. İster bir Tesla yatırımcısı olun, ister teknolojiye meraklı bir insan, ister geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda kafasında soruları olan birisi, bu videoyu sonuna kadar mutlaka izlemelisiniz. Çünkü bir yandan bu teknolojiyi anlatacağım, bu teknolojinin önümüze ne gibi kapılar açtığını sunacağım, bunun finansal etkilerinden bahsedeceğim ve Tesla'nın neden bu konuda rakiplerden çok ileride olduğunu sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Tesla FSD yani Tesla Full Self Drive, Tesla'nın sürücü destek programına verdiği isim. Aslında bu çok ileri bir sürücü destek programı diyebiliriz. Bir altta Tesla'da otopilot var. Otopilot sizi uzun yolda şeridin arasında tutan ve öndeki araca çarpmamanızı sağlayan temel teknoloji. Bu diğer firmalarda da var. General Motors'ta Cruise var, Ford'da Blue Cruise var. Buna karşın FSD veya Full Self Drive, Türkçe'ye çevirdiğimizde tam otonom sürüş, bunun bir ileri versiyonu ve bunu ancak 15 bin dolar para verdiğinizde satın alabiliyorsunuz. Çünkü bu teknolojinin verdiği söz, gelecekte bir gün sizi bir A noktasından B noktasına dünyanın neresinde olursanız olun, elinizi direksiyona sürmeden, ayağınızı pedala basmadan götürebileceği, yani tam otonom olarak size ulaşım sağlayabileceği yönünde. Henüz buraya ulaşmış değil FSD. Şu anda zaten beta yani deneme versiyonları var Amerika'da. 100 bin üzerine insan kullanıyor ve sorunlar da yaşanıyor. Ama sürekli olarak gelişiyor ve gösteriyor ki bize gelecekte bir gün Tesla verdiği sözü gerçekten tutacak. Tesla tam otonom sürüşü diğer firmaların sürücü destek programlarına ayıran en önemli konulardan bir tanesi sadece kameralara dayanıyor olması. Tesla'larda lidarlar, radarlar yok. Sadece 8 tane kamera var. Bu 8 kamera aracın stratejik olarak doğru noktana yerleşmiş durumda. Bu sayede aracın 360 derece etrafı görmesi mümkün hale geliyor. Bunu kabaca cep telefonlarımıza kullandığımız kamera uygulamalarındaki panoramik kayıda benzetebiliriz. Nedir panoramik kayıt? Biliyorsunuz düğmeye basıyorsunuz ve etrafı böyle tarıyorsunuz. Orada onlarca kare fotoğraf çekiyor, sonra onları birleştiriyor ve bize bir panoramik görüntü getiriyor. İşte Tesla da bunu yapıyor. 8 ayrı kameradan aldığı görüntüyü birleştiriyor arkada yazılım. Her bir kameradaki en iyi görüntüleri birleştiriyor. Bu sayede 360 derece şahane bir görüntüye sahip oluyor. Ama Tesla bununla da getirmiyor. Gerçek zamanlı olarak bu görüntüyü 3 boyutlu sanal bir uzamsal vektöre çeviriyor. Tesla'nın buna neden ihtiyacı var? Çünkü etrafındaki görüntüleri anlayabilmesi, yorumlayabilmesi gerekiyor. Biz insanlar gibi bilinçli değil o. Gördüğü şeyin araba olduğunu anlayamıyor örneğin. O görüntü sanal bir görüntüye dönüştüğü zaman ancak bu yorumlamayı yapabiliyor. Ama bu yorumlama sadece Tesla'nın etrafı anlamasına yaramıyor. Tesla'nın gelecekle ilgili öngörüler yapmasına sağlıyor. Şu anda görüyorsunuz Tesla bir kavşakta ve etrafını 360 derece okuyor. Buradaki okumanın anlamı geliyor. Her bir objenin ne olduğunu anlıyor ve bir sonraki davranışını öngörmeye çalışıyor. O araba nereye gidecek? O yaya nasıl davranacak? Ve bu objelere doğru yaklaştıkça bu konudaki tahminleri de gittikçe daralıyor. Yani uzaktan baktığında genel bir tahminde bulunuyor. Yaklaştıkça tahmin keskinleşiyor ve bu çok önemli. Çünkü Tesla o anda yolda ve karşı tarafındaki sürücünün veya yayanın davranışını doğru tahmin edemezse bu bir faciaya neden olabilir. Bu kadar da değil. İşler biraz daha da karmaşık aslında. Bir yandan karşı tarafın davranışını tahmin etmesi gerekiyor. Bir taraftan da kendisinin göstereceği tepkiye karşı taraf nasıl tepki gösterir onu da tahmin etmesi lazım. İşte bu nasıl oluyor? Bu yapay zeka ile mümkün oluyor. Tesla'nın sinir ağları etraftan gelen bilgileri inceliyorlar, yorumluyorlar ve tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu tahminlerin keskinleşmesi Tesla'nın daha fazla eğitilmesine bağlı. ChatGPT'yi kullanıyorsanız biliyorsunuz. Siz bir hikayenin ilk paragrafını yazın, gerisini ChatGPT tahmin etmeye ve yazmaya çalışıyor. Eğer ChatGPT müthiş edebiyatla beslenmişse, harika hikayeler daha evvel okumuşsa bu yazının kalitesi artıyor. ChatGPT sizi iyi tanıyorsa bu yazıyı sizin tarzınıza da yazabiliyor. Yani her şey eğitimle ilgili. Aynı şekilde Tesla'ların da yollar konusunda eğitilmesi lazım. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Tesla bu 8 kameradan topladığı görüntüleri sadece kendisine saklamıyor. Bunları merkeze de yolluyor. Ama bütün verileri değil. Bunu işlemek mümkün olmazdı. Enteresan bilgileri gönderiyor. Ne demek enteresan bilgi? Daha evvel Tesla otonom sürüş teknolojisinin karşılaşmadığı yoldaki ilginç durumlar, sürücü davranışları, ani yaya tepkilerini kaydediyor. Veyahut da sürücünün birdenbire direksiyona sarıldığı anları kaydediyor. Çünkü bu ne anlama geliyor? Otonom sürüşün o anda yeterli olmadığını, karşılaşılan durumun biraz
tuhaf olduğunu ve bunun mutlaka merkeze aktarılması gerektiğini gösteriyor. Bu sayede yollarda FSD teknolojisine sahip binlerce Tesla otomobili sürekli kayıt yapıyorlar ve bu verileri merkeze aktarıyorlar. Böylece Tesla'lar yollarda karşılaşabilecek her türlü tuhaf durumu öğrenmiş oluyor. Twitter'daki yorumlar bana şunu gösteriyor. Özellikle Kaliforniya'da Tesla otonom sürüş teknolojisi çok gelişmiş durumda. Neden? Çünkü orada çok fazla Tesla otomobil var ve yolları çok öğrenmiş durumdalar. Aynı kavşaktan binlerce Tesla geçmiş ve oradaki tuhaf olası şeyleri önceden öngörme ihtimali artıyor. Bu nedenle yollardaki Tesla sayısı arttıkça ve Tesla dünyaya yayıldıkça tam otonom sürüş teknolojisi de gelişmeye devam ediyor olacak. Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisi bir yandan geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Yani kim nasıl davranacak? Bir yandan da geçmişi hatırlaması önemli. Çünkü kameranın önüne bir kamyon geçtiğini düşünelim ve o anda trafik ışığını göremiyor. Onu unutmaması lazım. İşte burada da Tesla'nın hafızası devreye giriyor. Tesla hafızası bir kavşağa girerken gördüğü kırmızı ışığı önüne bir kamyon geçse de hatırlamaya devam ediyor. Veya yola doğru bir çocuğun koştuğunu düşünün, onu bir anda görüyor. Sonra çocuk bir aracın arkasına kaldığı için göremiyor ama onu yine hatırlıyor. Bu da Tesla'nın kaza yapmasını engelleyen bir başka enteresan mesele. Tesla bütün bunları yapabilen teknolojinin bütün unsurlarına sahip. Bir yandan kendi geliştirdiği çok hızlı çipler var araçların üzerine çalışan. Bir yandan genel merkezde bütün bu gelen veriyi yorumlayabilen ve bunu yapay zeka algoritmalarına dökebilen muazzam kuvvetli Doja ismini verdikleri bir bilgisayar var. Bir yandan dünyanın en iyi yapay zeka geliştirici ekiplerine sahip. Bir yandan da Tesla otomobilleri müthiş kameralara sahip ve etraftan bütün bu verileri toplayıp merkeze havadan aktarabiliyorlar. Ve yazılım güncellemeleri yine araçlara havadan inebiliyor. Diğer otomobil firmaları henüz bunu bile beceremediler. Arabalarda yazılım güncellemesi gerekiyorsa arabanızı servise götürmeniz gerekiyor. Yani Tesla bu teknolojide gerçekten çok açık ara önde. Peki Elon Musk niye bununla uğraşıyor? Birkaç tane nedeni var. Bir tanesi dünyada çok sayıda trafik kazası insan hatasından kaynaklanıyor. Bunu engelleyebiliriz. Nitekim Tesla'lar çok güvenli araçlar. Bu otonom sürüş desteğine yararlandığınızda aracın kaza yapma ihtimali çok çok azalıyor. Zaman zaman böyle tuhaf videolar çıkıyor. Tesla tam otonom sürüşte kaza yaptı vesaire diye. O videoların hepsi içi boş çıktı sonra. Çünkü yapılan araştırmalarda o anda genelde aslında otonom sürüş uygulamasının kapalı olduğunu görüyoruz. İkinci bir mesele de verimlilik. Düşünün otomobili kullanıyorsunuz. Günde 2 saat, 3 saat geri kalan zamanlarda kapıda yatıyor. Kapıda yatacağına gidip başkalarına taksi hizmeti verse mesela nasıl olurdu? Bu sayede daha az otomobile daha fazla ulaşım sağlayabileceğiz. Bu da dünyadaki verimliliği çok artırıyor olacak. Tesla'nın işte bu konudaki projesine de Tesla Otonom Taksi Filosu projesi ismini veriyoruz. Bu yakın zamanda devreye girer mi kesmek zor ama Tesla bu yönde ilerliyor. Tesla tam otonom sürüş teknolojisinin bir başka önemli meselesi de geliştirdiği teknolojinin başka alanlara uyarlanabilecek olması. Örneğin Tesla Bot'a yani Tesla'nın robotuna. Çünkü Tesla'nın bu etrafı görme, anlama, yorumlama teknolojilerini bir robota uyarlayabilirsek iş yerlerinde robotlar hayatımıza yardımcı olmaya çok hızlı bir şekilde başlayabilecekler. Şimdi arada tabii Tesla yatırımcıları var. Onlar da peki hocam bunun şirketin değerlemesine etkisi ne diye düşünüyorlar. Bence şu anda şirketin değerlemesinde henüz bunlar yok. Şirketin değerlemesinde Tesla'nın bir gün 20-25 milyon otomobil satabileceği değerleniyor. Tam otonom sürüş teknolojisi sayesinde mesela bir taksi filosu kurulursa bunun değeri ne olur? Bu hesaba henüz katılmamış durumda. Bu teknoloji diğer firmalara satılabilir mi? Veya bu teknoloji başka alanlarda Tesla Bot gibi robotik alanlarda uygulanabilir mi? Bütün bunlar değerleme modeline girmiş değiller. Tabii anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil ve unutmayın bir şirketin değeri sadece teknolojiyle belirlenmiyor. Ekonomik konjonktür, Elon Musk'ın attığı tweet bütün bunlar da değerleme etkili olabilirler. Ama eğer Tesla bir gün tam otonom sürüşte bütün dünyada kendi kendine gidebilen araçlara gelebilirse, hatta bütün dünyaya gerek yok, gelişmiş batı ülkelerinde bunu yapabilirse çok başka bir yere geleceği kesin. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bir like de lazım. Algoritmalar beni tanısın, görsün diye. Bu arada anlattıklarım ilginizi çekmişse mutlaka kulübümüzün e-bültenine üye olun. Linkini aşağıya bırakıyorum. Oraya da gelin çünkü her gün bu tip bilgilerle sizleri donatıyoruz.